Sevgili İzmirliler, sevgili dostlarım, çok değerli yoldaşlarım, hiçbir söz, hiçbir zaman, hiçbir şekilde hakkı ödenmeyecek olan siz değerli Cumhuriyet Halk Partililer, hepinize çok teşekkür ediyorum bizi bugün burada karşıladığınız için. Sizler İzmir'siniz, sizler Cumhuriyet Halk Partisi'siniz, sizler Cumhuriyet'siniz, sizler Atatürk'ün askerlerisiniz. Ve sizler bu ülkede her zaman halkın maruz kaldığı haksızlıklara karşı, yokluklara karşı, adaletsizliklere karşı dertlenen ve mücadele eden asil yol arkadaşlarımızsınız. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben bu şehrin dört bir yanında yaşadım. Çocukluğum Balçova'da geçti. Gençliğim Buca'da geçti. Ege Üniversitesi'nde Bornova'da okudum ve bir miktar yaşadım. Tiresi'nde Yeşillik Devlet Hastanesi'nde, Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde görev yaptım. Ve en son Karşıyaka'da yaşamak bana nasip oldu. Şehrimizin dört bir yanı elbette birbirinden değerli ve güzel. Ve ben bu şehrin yetiştirdiği, bu şehrin bir meslek sahibi yaptığı, onurlandırdığı bir kardeşiniz, bir arkadaşınız olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir sıra neferi olarak başladığım siyasi yaşamımda pek çok görev yaptıktan sonra 2019 yılında bana Karşıyaka Belediye Başkanı olma onurunu verdi partimiz. Bu onuru verdiği için ve 5 yıl benimle birlikte mücadeleye ortak olduğunuz için Karşıyakalılara ve Cumhuriyet Halk Partililere çok teşekkür ediyorum. Demokrasi, değerli arkadaşlarım, demokrasi bir nöbet değişimidir. Geçici olarak bu nöbeti tutarsınız, bu görevi yerine getirirsiniz ve bir süre sonra bayrağı bir başka arkadaşınıza teslim edersiniz. Ne mutlu bana ki bu dönemde Karşıyaka Belediye Başkanlığı'nın sonunda partim bana İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını layık gördü. Beni bu göreve layık gören başta Genel Başkanımız Özgür Özel, Merkez Yürütme Kurulumuz, Parti Meclisimiz, Milletvekillerimiz ve bu süreçte yanımda olan herkese ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Hepsi sağ olsun, var olsunlar. Benden önce elbette ki bu bayrağı birileri taşıyordu. Daha eskileri var ama Ahmet Periştina, Aziz Kocaoğlu ve en son geçen 5 yıl boyunca Başkanımız Tunç Soyer bu bayrağı taşıdı ve dünyanın en güzel şehri olan İzmir'e hizmet etti. Her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kaybettiğimiz başkanımızı
Ahmet Bey Şinay'ı saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Ve hayatta olan değerli başkanlarımızı, onlarla her zaman birlikte olacağız, omuz omuz olacağız. Onların deneyimlerinden her zaman faydalanacağız. Çok değerli başkanlarımızı da ayrı ayrı selamlıyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onların yükselttiği bayrağı ve paha biçilmez miraslarına, İzmir'e kazandırdıkları değerlere yakışmayı namus, vefa ve yurtseverlik borcu olarak görüyorum. İzmir, çağdaş, demokrat, laik, adalete ve insan haklarına saygılı ve eşsiz nitelikleriyle insanlarına özgürlük ve mutluluk veren, ülkesine ise güç ve cesaret veren bir kenttir. Bu anlamda İzmir, Türkiye'nin ve Cumhuriyet'in simge kentidir. Biz bu emaneti, bu mirası Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugüne kadar onurla ve gururla taşıdık. Şehrimizi her türlü istismardan koruduk. İnsanlarımızın özgürlüklerinin, insanlarımızın haklarının yanında onlar için mücadele ettik. Sosyal politikalarımızla toplumumuzun yaşadığı zorluklara karşı adeta bir sigorta görevi gördük. Bundan sonra daha fazlasını yapacağız. Bundan sonra aldığımız bayrağı daha yükseğe taşıyacağız. Türkiye yoksullukla, işsizlikle mücadele ederken, Türkiye'de haklar kaybedilirken biz insanlarımıza daha fazla sahip çıkacağız. Ev sahibi olmayanları ev sahibi yapacağız. İş sahibi olmayanları iş sahibi yapacağız. Tarımda zorluk yaşayan çiftçilerimize daha fazla destek olacağız. Ve biz İzmir'i zenginleştireceğiz, kalkındıracağız. Gençlerimiz artık bu şehirde yaşamak isteyecek, bu şehirden başka bir yere gitmek istemeyecek. Bu şehirde yaşayan her vatandaşımız bilecek ki İzmir Büyükşehir Belediyesi onların her zaman ihtiyaç duydukları her zaman yanlarında olacak. Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi elleri temiz, yürekleri temiz insanlar tarafınca yönetilecek. Bu şehirde taş taş üstüne koymak isteyen, bizlere katkı vermek isteyen herkese yol açacağız. Onların yanında olacağız. Ve insanlarımıza belediye hizmetlerini daha fazla ve daha uygun fiyatlarla götürmek için de üzerimize düşeni yapacağız. İzmir'i Türkiye'nin en yaşanabilir, temiz, düzenli ve refah içindeki şehri yapma yolunda hazırladığımız projelerimizi önümüzdeki 2 ay boyunca arkadaşlarımızla beraber sizlere birer birer anlatacağız. Ve göreceksiniz ki bu şehir Türkiye'de herkesin yaşamak istediği bir yer olacak. Aslında zaten öyle bir yer. Herkes İzmir'e zaten gıptayla bakıyor. Ve bu bugüne kadar İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili yönetimlerin başarılarıdır. Bunu herkes bilmelidir. Bunu bize çamur atmak için konuşanların aklına önümüzdeki aylarda ve yıllarda sokmak benim boynumun borcu olsun. Değerli arkadaşlarım, hava soğuk. Hava soğuk. Hava soğuk. Ama kanımız sıcak. İçimiz kıpır kıpır.
bir an önce heyecanımız yüksek. Bir an önce sahaya çıkmak istiyoruz. Çalışmak istiyoruz. Halkımızla buluşmak istiyoruz. Onlara nasıl bir İzmir vaat ettiğimizi anlatmak istiyoruz. Bunu sizin yapmak istediğinizi biliyorum. Onun için haydi hep birlikte İzmir için daha ileri diyorum. Hepinize sevgi ve saygı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Cemil Çukay alkışlarla, ıslıklarla karşıladık. Aynı coşkuyla size teşekkür ediyoruz. Kaldırın bayraklarınızı. Eksikin ve hep beraber buradan İzmir'de 31 Mart'ta ben müsaade ederseniz MYK'da İzmir'i temsil eden, şu anda aramızda olan değerli milletvekilimiz, Merkez Yürütme Kurulu üyemiz Deniz Yücel'i yanıma çağırmak istiyorum. Bravo. Ve diğer MYK üyemiz, çok değerli milletvekilimiz Murat Bakan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Ednan Arslan vekilime çok teşekkür ediyorum. İl başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Şenol Aslanoğlu. Bizler hep beraberiz. Hiçbir zaman hiç kimse bizi bölemeyecek, parçalayamayacak. Bir bütün halinde 30 ilçede zaferi kazanacağız. Oy rekoru kıracağız. Söz veriyorum size. Oy rekoru kıracağız. İzmir bekle bizi, geliyoruz. Teşekkür ediyorum hepinize. Belediye Başkanı adayımız Cemil Çukur'a merhaba dedim.